Cennet meyvesi deniyor buna. Trabzon hurması da denir. Cennet meyvesi Trabzon hurması. Aslında günde ben ne diyorum, ne dedim daha önceleri? Efendim dedim ki günde bir tane meyve yiyebilirsiniz. İkinci meyve karaciğer bunu hazmedemediği için bünye meyvedeki şeker fruktoz. Fruktozu vücut metabolik olarak değiştirip dönüştüremediği için yağ dönüştürmek depolar. Günde bir tane meyve yiyebilirsin 100 gram en fazla. 100 gramdan fazlasını yediğiniz zaman meyveyi yağa dönüştürerek depolar. Böylece kişide obezite sorunu başlar. Çünkü fruktoz sadece karaciğerde işlenir. Glikoz bütün hücreler işleyebilir. Fakat bu cennet meyvesi veya Trabzon hurması veya dünyanın genelinde kaki denir buna, Latincesi kaki. Yani son zamanlarda yapılan araştırmalarda biz aslında bununla ilgili bir ürün üretecektik. Fakat yarıda kaldı. Siyanitler, prosiyanitler, flavonitler, flavonit, glukozitler, efendim bitkisel asitler, taninler, karotenitler, beta karoten, alfa karoten vesaire, tokoferol, E vitamini vesaire, birçok şey içerir. Vitamin, mineral, enzim bakımından çok zengin. Efendim antioksidan, antibakteriyeler, bakteri, virüs ve mantara karşı etkili olduğunu Profesör Doktor Kavaze ve diğerleri ya Kavaze. Anti alerji, her türlü alerjiye karşı etkili olduğunu Profesör Katoni ve ekibi. Serbest radikalleri yok edici, bağışıklığını güçlendirici olduğunu Sakanaka, Japon. Kansere karşı ileri etkili olduğunu, antioksidan olduğunu Gali ve ekibi. İlim adamları bunlar, Profesör Doktor, Profesör Doktor üniversitelerde tedavi denemeleri yapmışlar. Profesör An ve ekibi antimutajenik olduğunu belgelemişlerdir. Kalbi güçlendirdiği, kalbi koruduğu, kalp damar rahatsızlığına iyi geldiğini vesaire serbest radikalleri yok ettiğini Profesör Doktor Atman ve Jezu vesaire. Trabzon hurmasının metabolizmayı güçlendirdiğini, bağışık sistemini güçlendirdiğini, hiperkolesterolemi gibi yani kandaki kolesterolü düşürdüğünü, karaciğeri temizlediğini belgelemişlerdir. Vesaire. Birçok klinik araştırması var. Serbest radikalleri yok ettiğini, ROS, reaktif oksidatif stresi önlediğini, DNA'yı tamir ettiğini, Profesör Doktor An ve ekibi vesaire. Daha çok detaylı araştırma var. Benim sayfamda var veya PubMed'e bakabilirsiniz. Bu nedenle ben bir aydır deniyorum. Sabah 2 Trabzon hurması yiyorum. Bu 100 gramdan fazla. Yani 250 gram 2 tane. Akşam 2 tane. Yani en az yarım kilo meyve yiyorum her gün. Bir aydan fazla. Kilo aldırmıyor. Aksine bağırsakları, karaciğeri temizliyor, yağlar eritiyor. Sadece bir yan etkisi var. O da İdrar yollarını temizlediği için günde 3 defa lavaboya gidiyorsanız 10 defa gidebilirsiniz. Saat başı lavaboya gidebilirsiniz. O nedenle yani fazla lavaboya gitmek istemeyenler, çünkü zararı yok. Sadece ödem atıcı, böbrekleri çalıştırdığı idrar yolları enfeksiyonunu önlediği için vücuttaki biriken sıvıyı attığı için 3 defa yerine 10 defa lavaboya gidebilirsin. Sadece böyle bir yan etki değil bu aslında. Temizlik yaptığı için. Antiviral, antibakteriyel, antifungal ilaç gibi. Yani yiyebilirsin, sorun değil. Ben bazen 1 kilo bile yediğim oluyor. Aslında 100 gramdan fazla meyve yenmez.
Ama bu meyve farklı bir meyve. Hem bakteriye, hem virüse, hem mantara karşı etkili. Kalbi güçlendirir, karaciğer yağlanmasını önler, vücuttaki yağları önler, ödem atıcıdır. Diyabet, şeker hastaları dahi kullanabilir. Pankreası güçlendirir. Şeker hastaları bile yiyelim. Hiçbir sorun olmaz. Bakalım, düşünüyorum. Belki iki sene önce çalışmıştım bununla ilgili. Bir ürün üretmeyi düşünüyorum. Araya başka şeyler girdiği için üretemedik. Belki ileride tekrar bu konuya dönebilirim.